taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half nuts. You are not as tough as Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ömer Özşahinez, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilaç atacağız. Bu videomda size bandallı 2600 litre holderin de tanıtımını çekeceğim. Hemen şöyle hızlıca bir tanıtımını çekelim, ondan sonra ben ilaç atmaya başlayayım. Sabah erken geldim, başlara bir dolaştım tarlamızın. Rüzgar esmiyorken dedim ilaca başlayayım, başlara atayım. Kolu komşuya zararımız olmasın, etrafımızda buğday olan, pancara olan komşularımız var. Onlara zararı olmadan ilacımıza başlayalım dedik. Tekerler biraz çamur topladı, bunun sebebi dün biraz yağmur yağdı, o değil tabii ki. Buğday sulamışlar. Buğdaydan biraz su kaçmış anlığın dibine. O yüzden tekerlerimiz biraz çamur topladı. Dün birazcık yağmur yağdı. Dün atmaya başlamıştım. Bıraktım. Hatta dün attığım yeri de birazdan gösteririm. Otlarımız hani böyle hemen başına bükmüş. Ölecekler inşallah. Hadi gelin makinemi bir anlatayım birazcık. Ondan sonra ilaç atmaya geçelim. Bakalım bugün ilaç atmakla geçecek günümüz. Bu arada arkadaşlar, videoya başlamadan önce şunları da söylemek istiyorum. Yakında baltalı ve diskli makine arasındaki farklar. Baltalı makineyi mi tercih etmeliyiz, diskli makineyi tercih etmeliyiz. Bu videoyu sizlere çekeceğim. Söz vermiştim bir tane takipçimize. Buradan Davut Ulusoy'a da selam olsun. O ilk videoya, ilk yorum benden olsun demiş. Bize selam göndermiş. Biz de ona buradan selam gönderiyoruz. Bunları söyledikten sonra dediğim gibi baltalı diskli makinemiz gelecek. Daha sonrasında da büyük ihtimalle bir garaj videomuz gelecek. Sürpriz bir garaj videomuz var. Bu garaj videolarını da konsept haline getireceğiz. Onun duyurusunu da o videoda da yapacağım. Bir de Elizon'u istemişti bir arkadaşımız. Elizon'un detaylı çekimini anlatır mısın diye. Onu da şu ilaç atma işini bitireyim. Bakın şöyle bulutlar gözüküyor zaten. Şöyle arkamı da göstereyim. Bulutlar toplamaya başladı. Şu yağmur yağmadan, yağışlar gelmeden önce ilaç atma işini bitireyim. En kısa zamanda onların da videolarını çekeceğim. Buradan onun duyurusunu da o arkadaşlara yapmış olayım. Şimdi gelin makineyi inceleyelim hadi. Badıllı 2600 litre holderimiz. Biz bu holderi geçen sene aldık. Kontrollerimi buradan joystick'in üzerinden yapıyorum. Bunları traktörün üstünden. Ben joystick diyorum, yani kontrollerin olduğu yerde. Vanalarımı açtığım, kolları açtığım yer orada. Elektronik değil, lifle çalışıyor. Onun haricinde burada motorumuz var. Büyük bir motorumuz var. Filtremiz burada. Bu joystick'i de traktörün üstüne çıktığım zaman oradan incelemesini çekeceğim sizlere. Hidroliğe takılan bir sistem bu. Çekiye takılmıyor. Ara kolunu takmıyoruz. Ara kolunu söküyoruz zaten. Bu lifler buraya denk geldiği için eğer ara kolunu takarsak ara kolunu kırabiliyor. Buradaki parçalarımızı kırabiliyor. Buranın tanıtımını sonra yapacağım. Burada temiz tankımız ve kirli tankımızın olduğu bir bölüm var. 300 litrede ekstradan temiz tankımız var. Bunu buraya çevirdiğim zaman bu şekilde temiz tankın içinden su alıp depoya gönderiyor. Üzerinde eksik varsa ya da ilacımı karıştıracağım zaman temiz tanka alıyorum. Ondan sonra tekrar pis tanka çeviriyorum. Ya da çok az bir yeriniz kaldı diyelim. 300 litre suyunuz doluysa tekrar onu içine aktarıp ilacını ona göre atıp 300 litre ile yani 2900 litreye kadar holderinizi çıkarabiliyorsunuz diye. Ot ilacı olaraktan da bu ilacı atıyorum. Şöyle yakından çekeyim, durdurup detaylarına bakabilirsiniz. Buraya da ben kendim kasa koydum bir tane. Bu kasanın içine ilaçlarımı koyuyorum. Buraya farklı bir şeyler düşünüyorum. Üstüne bir tane daha kasaya da böyle bir raf tarzı bir şey yapıp ilaçların tümünü almasını istiyorum. Şu anda tümünü almıyor. Böyle yanına yerleştiriyorum. Burada bir tane, bunu çok seviyorum. Temiz su musluğu. İçinde temiz su var. Bu şekilde açıyorum. İlacımı açtıktan sonra elimi temizleyebiliyorum. Bir de 300 litre suyun olmaz. Bayağı bir çok su. Yani istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Burada ilaç atma tankımız var. Şöyle açayım.
İçini de göstereyim sizlere. Burada karıştırmasını yapıyorum. Hani tankın üstüne dökmekten ziyade buraya döküyorum. Bu aşağıdaki bayağı tazikli. Buradan normal su veriyor. Bu da içini temiz etmeye yarıyor. Karıştırmamız da şu gördüğünüz arkadaş sağlıyor. İçi birazcık geçen sene attığımız bileşiklerden dolayı siyah. Bunlar zamanla kalıyor, gitmiyor. Bunların vanaları da burada, her birinin birer tane vanası var. Bu şekilde açtığım zaman içine su geliyor. Şu anda şaftımız çalışmadığı için tabii ki bunların nasıl çalıştığını gösteremeyeceğim. Onlar olmazsa GoPro'mu taktığım zaman kafamda ilaç atarken gösteririm bir sonraki tankımızda. Şu anda ses ve gürültü olmaması için traktörümüzü istev ettim. O şekilde çekim yapıyorum. Bu arada traktörümüzün lastiklerini TMS konseptinde değiştireceğimizi söylemiştim. İnce lastiklerimiz geldi. 380, 85, 38 olmak üzere yeni jantlarımız bunlar. Bunların ne rengi, neden gri derseniz, bunlar sarıya boyanacak. O gün işimizi görmek için, aceleyle geldiği için boyattıramadık. Bunların daha sonra boyasını yapacağız. Onu da belki videoya çekerim. Ön tekerlerde kalın teker, arka tekerleri ince olarak kullanıyoruz. Onun haricinde şöyle arkaya doğru geldiğimiz zaman arkasını da çekelim. Tüm kollar lifli. Traktörün üzerinden hepsini açıp kapatabiliyorum. Dediğim gibi daha yeni başları açtığım için bu kolu bilerek yarım bıraktım. Birazdan drone'la traktörün üzerinden nasıl açıldığını da sizlere çekeceğim. Biz üzerindeki bunların memeleri değiştirdik. Bunlar multijet meme olarak geçiyor. Bunlar rüzgarda biraz daha dayanıklı. Direkt aşağıya basıyor. Zaten drone görüntülerinde dediğim gibi onları da göreceksiniz. Tüm kollarımızda lif var. Bu lifimiz değişmişti. O yüzden burası biraz yağlı. İlk gelen lifte biraz sorun vardı. O yüzden pis olduğuna bakmayın. Hani yağ kaçırmıyor normalde. Yaptırdık. Şu anki hali böyle. Bu tarafında başka anlatacağımız bir şey yok. İnce havuç teker zaten jantlarımızda. Üstüne çıkalım. Burada da filtreleri var. Traktörümüzde ekstra buradan gelirken burada da her vana için ayrıca filtre koymuşlar. Bu da güzel bir düşünce olmuş. Memeler biraz daha az tıkanıyor. Üst tarafa çıkalım. Bir de üstünden göstereyim makineyi sizlere. Burada merdivenimiz var yukarıya çıkmak için. Dediğim gibi normalde burada bir alan var. Kapağınızı açabileceğiniz kapak bu şekilde açılıyor. Tek elle açılmıyor, uğraşmayayım. Zaten içinde göstereceğim bir şey yok. İlacımız var içinde. Makinenin üstü bu şekilde. Traktörümüzü de çekelim şöyle. Etrafı da göstereyim sizlere. Karadağ'a yakın bir bölgede tarlamız var. İssar'dayız bu tarlamız. Burada da hortumum var. Bu hortumla da kuyudan su alacağım zaman başlığını takıyorum. Direkt dolduruyorum hızlı bir şekilde. Karıştırma çubuğum falan orada var. Bu ilacı karıştırmama gerek kalmıyor zaten. Makinenin üstünde yapıyorum. Şimdi gelin traktöre geçelim. Traktörün içinden de şöyle traktörümle birlikte şey yapalım. Bayağı güzel gözüküyor. Bunu da küçük resim olarak kullanabilirim. Ya da iki tane makineyi yan yana çekmiştim. Onu da kullanabilirim. Şöyle bayağı da güzel gözüküyor. Şöyle azıcık eğileyim. Bayağı güzel ya. John Deere ile yeşil ve sarı. Aslında çok uyumlu. Jantımız da sarı olsaydı çok uyumlu olacakmış. Aslında bu makinenin jantlarını da sarıya boyayabiliriz. Bunlar değişecek. Bunlar değişirse bu jantları da sarıya boyayacağım. Bu da size sözüm olsun. O videoyu birlikte izleriz. Evet, şimdi traktörümüzün içine geldik. Buradan barı ayarlayabildiğim, barı arttırıp azaltmama yarayan bir tane kolumuz var. Buradan karıştırmaya alıyorum ya da durduruyorum bu kolumuz. Bu şekilde çalışıyor. Onun haricinde burada liflerimiz var. Buradan sıradan başladığım zaman aşağıya basıp lifi çalıştırdığım zaman 1, 2, 3, 4. 4 kolun açılmasını sağlıyor. 5. kolumuz aşağı yukarıya indirmeye çalışıyor. Asansörlü bir sistem zaten. Traktörün arkasını çektim, onu gördünüz. Bu 6. sistem ise dengeyi sağlıyor. Böyle bir taraf yamuk, bir taraf aşağı doğru olduğu zaman buradan aşağıya bastığınız zaman onları dengeye getirmeye yarıyor. Buradaki vanalarımı da görüyorsunuz zaten. Bunların 3'ü açık, başı açmıştım. Bunları açalım tekrardan. Şöyle yapayım. Şu anda tüm vanalarımız açık. İlaç atmaya hazır. Bunu da açtığım zaman karıştırma işlemi yapıyor. Bunların tümünü kapatıyorum. Bunu açıyorum. Kuyruk mini çalıştırdığım zaman gübrenin karıştırmasını da bu şekilde yapıyoruz. Bu makine hakkında aşağı yukarı söyleyebileceğim her şey bu kadar. Şimdi gelin birlikte ilaç atalım. Drone görüntüleriyle siz benim ilaç atmamı izleyin. Ben az sonra da ilaç atayım traktörümle. Daha sonrasında yine sohbet muhabbet ederiz. Hadi gelin drone görüntülerini izleyelim birlikte. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.
Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can take. Bu arada sizlere içeriden nasıl aktığımı da göstereyim. İçeride nasıl bir görüntü var. Şu anda uydumu aktifleştirdim. Arkadaki ekipmanı polder olarak girmedim. Aynı normal ekim yapıyormuş gibi üstüne yapıyorum. Sıralara zaten kendim atlıyorum. Sıranın içinden kendisi gidiyor zaten. Ayarlamaya üşendim. Bir de vakit kaybetmek istemiyorum. Dediğim gibi rüzgar çıkmak üzere, bir de yağış bir beklentisi var. O yüzden şey yapmıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi uydum aktif bir şekilde ilacımı atıyorum. Otlar bu şekilde, bayağı bir ot var. Birazdan aşağı ineceğim. O ölen otları gösterdiğim zaman sizlere neden böyle bir mısır çıkmadan ilaç atıyorum, onun da detaylarını paylaşırım. Aşağıda görüşmek üzere. Hadi gelin aşağıya inelim. Aşağıda sizlere neden böyle bir şey tercih ettiğimi detaylı bir şekilde anlatayım. Evet, şu anda dediğim gibi aşağı inelim. Size göstereyim demiştim. Dün attığım yerdeki otlar da bu şekilde. Bunlar bayılmış. Bugün attığım yerde şurada yan tarafta. Bunlar biraz daha canlı işte. Bakın şuradan bunlar da bugün attım. Bunlar da büyük ihtimalle yarın, şu anda hafiften toparlamış kendim. Bayılmaya başlamış. Bunlar bayılmış zaten. Bunlar büyük ihtimalle hepsi ölecek. Şöyle göstereyim. Traktörümü de şöyle çekeyim. Daha yine aşağı indiğimde söyleyeyim dediğim bir şey vardı. Onu unuttum. Çünkü gübre tankımı doldururken o aklıma geldi. Şu anda boş tarlaya neden ilaç atıyorum? Sizlere onu söyleyecektim. Dün attığım yeri gördünüz daha yeni. Şu anda atmamın sebebi göneni kaçırmasını istemiyorum ve atmış oldum. DAP gübresini, Grener gübreyi. Şu anda otlar da faydalanacak eğer ölmemiş olursa. Biz bahardan hazırladığımız için bu sene bahar yağışlarımız, geçen sene kıştan hazırladık. Baharın tarlamızda hiçbir işlem yapmadık. Baharda hiçbir işlem yapmadığımız için tarlamızda biraz ot fazla çıktı. Yağmurlarımız fazla olduğu için. Şu anda otları öldürüyorum. Mısırları suladıktan sonra tekrar çıkan çayır ve ot için tekrar bir çayır ot ilacı atacağım. Onların videosu zaten gelecek. Neyse, bu arada kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Videomuz devam ediyor. Şimdi diğer tarlama gideceğim. Depomu dolduracağım. Depoyu doldururken, ilaç atarken kamerayı tekrar açabilirsem açacağım. GoPro'mu takmayı düşünüyorum. GoPro'yla ilacı nasıl doldurdum, karıştırdığımı sizlere göstereyim. Ondan sonra bu videoyu bu kadar diyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik bu kadar. Traktörüme geçiyorum ben. Hadi gidelim. Suyu nasıl doldurduğumu da göstereyim. Hava çok güzel. Bir bakın. Manzara çok güzel ya. Şu anda kuyumuzun yanına geldik. Bu tarlamıza bayağı uzak bir kuyu. Burada 40 dönüm tarlamız var. Oraya atacağım. Ondan sonra diğer parçalara gideceğim. Aha çıktı ordum. Benim kendi ortumun kelepçesi var da buradakinde kelepçe yokmuş. Onu böyle içine sokmuşlar bir telle. Bunu sıkıştırmam gerekiyor. Şimdilik böyle yarım açı vereyim. Yine çıktı. Bunu bir halledeyim, kameram öyle. Evet, şimdilik idareten hallettim şu şekilde. Hani geçirdim. Şurada küçük bir tane yerde tel var. Onu birazdan sıkacağım. Sizlere videoyu çekeyim dedim, göstereyim. Şöyle etrafı da göstereyim. Nasıl dolduruyorum onu da göstereyim. Traktörde şapkam vardı. Bunu da böyle ucuna taktım. İçinde olası gelecek olan pislikleri. İki tane filtremiz var. Burada var, arkada var. Göstermiştim. Ama onların haricinde ben yine de çok küçük taşları geçiriyor. Oraya bir başörtü falan koysak aslında daha mantıklı olurdu ama onu unuttuk. Filtrelerim tıkanmış. Daha yeni başlamadan önce onları doldurdum. Şimdi o hortumu taktıktan sonra su depomu da dolduracağım. Burada hatta görüyorsunuz ben çamur yaptım buraya birazcık. Makineyi çalıştırmıştım boştayken. Memeler tıkalır mı bakayım diye. Birkaç tane tıkalıymış. Şu arkadaki filtreleri de söktüm. Bunların içini de temizledim. Şimdi birazdan tarlaya ekeceğim. Dolmak üzeredir tankım. Tankımda olsun, temiz suyu dolduracağım. Temiz suyu doldurduktan sonra şu direğin olduğu yerde şöyle yaklaştırayım. Onun arkasında bir 40 dönüm tarlamız var. Oraya gideceğiz. Oranın ilacını atmaya başlayacağım. Şimdi kameramı kapayayım. Orada tekrar görüşürüz tarlada. Evet, şu anda tarlama geldim. İlacımı doldurdum. Birazdan başlayacağım. İlacı göstereyim dedim sizlere de. Buraya döküyorum demiştim. Buradan ortadakini açacağım şimdi.
karıştırmayı açtım. Şu anda karıştırma bu şekilde suyla birlikte karışıyor. Aşağıdan şunu da açarsam aslında şu anda ikisi açık bir şekilde. Hem su veriyor içeriye şu an, hem de karıştırma yapıyor. Biraz daha yoğunluğunu azaltmış oluyorum bu şekilde. Bidonlarım burada, boş bidonlarım. Onların içlerini duruladım. İçlerini duruladıktan sonra bu üstü açtım yanlışlıkla. Evet, şunu kapatayım. Karıştırmaya çalışıyorum. Şu anda bu şekilde karıştırıp biraz daha yoğunluğunu azalttıktan sonra bunu tanka göndereceğim. Tankada nasıl gönderdiğimi de göstereyim. Şunu kapatalım. Bu şekilde karıştırıyor. Tankada şu alttaki vanayı açtığım zaman şu anda göndermeye başladı. Tekrar bakalım. Şu anda azalıyor. En sonunda içini yıkattırıyorum, temizliyorum. Burada da hiç ilacım kalmıyor. Ondan sonra başladım. Daha yeni memelere bir baktım. Tıkananlar varmış bir iki tane. Yani tıkan derken az atıyordu. Onları düzelttim. İlaç atmaya hazır. Yemeğim de geldi. Annem yemeğimi getirdi. Yemeğimi yiyeceğim. O sırada makine kendi içinde devir daim yapsın. Hatta bunun içini de göstereyim mi size bittikten sonra? Göstereyim. Şimdi bitti zaten ilaç. Bakın çekti. Şimdi bunu kapatıyorum. Tekrar. Bu yukarıya doğru fırlatıyor. Bu ortaya su salıyor şu anda. Bu da daha yeni yanlışlıkla açtığım. Şu anda etrafını yıkıyor. Bakın birazdan bir daha şöyle yapalım. Kapağın üstünü de yıkayalım. Yanları yıkayalım. Tamam. Bakın içerisi tertemiz. Biraz daha yaptığım zaman bu işlemi. Yani bir iki sefer daha şöyle alayım. Şuritlerimde kalmış. Onlar da gittikten sonra tertemiz olacak. Yani içinde hiç kalmadı. Şu anda bakalım. Bakın tertemiz oldu. Ondan sonra bunu dolabımızı geri kapatıyoruz yerine. Burada da boşaltma tankımız var. Onu söylemeyi unuttum. İşi bittiği zaman o vanayı açtığınız zaman içerideki tümünü salıyor aşağıya. Bu böyle karıştırsın. Ben yemeğimi yiyeyim. Ondan sonra atmaya devam edeceğim inşallah. Traktörde görüşürüz. Evet, ben tekrardan ilacımı attım. Tekrar holderimi doldurmaya geldim. Bu üçüncü depom. Sabah 7 gibi falan başladım. Şu an saat 1 falan. Bunu atacağım. Ondan sonra bir depoda attığım zaman ilaç atma işini bitiriyorum. Babam da Neoland'la bir tonlukla atıyor zaten. İlaç atma işimiz ondan sonra bitmiş olacak. Yani bununla bu 2600 litrelik tankla bir günde 140 dönüm yakın yer çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. 140 dönüm de bizim buranın dönüm hesabıyla. Çarp 2,5 yaptığınız zaman deker olarak da kaç deker yaptığımı bulmuş olabilirsiniz. Bulabilirsiniz. Bunları dedikten sonra ben şimdi tankımı dolduracağım. Ondan sonra bu parçamın yastık başları kaldı, onu yapacağım. Diğer tarlamı yıkayacağım. Bir de bir depo daha bir atacağım yer var, onu atacağım. Ondan sonra bugünlük ilaç atma işini bitireceğim. Köye gideceğim, makinemi bir yıkarım. Daha sonrasında başka bir işim yok sanırım. Akşam bulur zaten bunları yapmam. Ondan sonra videonun editini yaparım. Videoyu sizler için kanalıma yükleyeceğim. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Eşe dostu paylaşın, ailemiz büyüsün. İnşallah bu senenin sonunda hedefimiz 10.000 abone olmak. 10.000 aboneyi tamamlarsak inşallah çok daha güzel kaliteli içerikler gelecek. Bunları söyledikten sonra videoyu burada sonlandırabilirim bence. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben Ömer Özşahinez. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi her zamanki gibi yapalım. Hop!